Sen Sadece Davut'la arıtma için savaşıyorsun. değil, buradaki Davut'la arkalarımızdakiler için de aynı savaşıyorsun. şekilde. Aileler yanını, aileleri yanınıza alıyorsunuz. Zeros gidiyor Davut'u savunuyor. Silah kaybediyor. Sen para kazanıyorsun. Artıç diyelim, hadi artıç uyuşturucu yapmıyor. Diyelim ki Gazi Osmanlılar uyuşturucu yapsın. Tabii Geliyor senin kamerayı yanında kapıyorum silah arkadaşlar. kaybediyor. Uyuşturucu yapıyor. Gidiyor Davut'a bir daha para kazandırıyor silah almak için. Sizin Tamam, burada senin önerin nedir geçmişinizi Arık? bilen biliyor. Geçmişinizi bilen Tamam, biliyor. öneri Siz söyle önce masaya. savaşınızı bildirmeniz lazım. Tamam, öneri söyle masaya. Arık İşi Bey, bir şey sormak düzgünce istiyorum. yürütmenizi Tamam, istiyorum. nasıl? Söyle, Efendim, söyle örnek ver. Okan. Bu kadar şikayetçiyseniz siz mi silah mafyası olmak istiyorsunuz? Ben kimsenin işine göz dikmedim. Ama hiç kimse de yani bu işi böyle yürütemeyecekse olmaz. Buna bir düzen getirilmesi lazım. Şehirdeki bu düzensizlikten sıkıldım. Büyüklerimiz ortaya giriyor. Yok, şehirde adama sıkmayın. Üst kasabayı zaten şey yaptınız. Sanki internet kafede 5'e 5 çatışıyoruz. Üst kasabaya gidelim, 10 kişi 10 kişi 10 kişi çatışalım. E bitti, hadi tamam sen yendin Fadıl diyelim ki. Niye bitmedi bu savaş? Ama yendiniz, sonra ondan sonra Davut'u bıraktınız. Davut ertesi gün size sıktı. Davut sizi yendi. Oğlu alıyor, seni bırakıyor. Ben bundan rahatsızım. Onun Şimdi haricinde şu an herkesi bir tarafa sürüklemeye çalışıyorsunuz. İzi çok güzel söyledi. Bu adam burada savaşmak zorunda mı? Burada geçen gün, 2 gün önce silahlara ambargo geldi. Depolarımıza hırsız girdi. Aynı gün senden 3 milyona silah almış. Gazi Osman burada. Adamın bütün silahları gitti. E bu adamın parası nerede? kardeşim, şimdi masada ağzımı açtırtma. Sen Fadıl Delioğlu'ndan silah almayıp başka antin kuntin işlerle silah yaparsan ben niye ambargo koymayayım kardeş? Ben onu Ben böyle anlamadım Arık. yaptıysam benim şehirde ne işim var Fadıl? Ben Nasıl yapmadım sen böyle bunu kimin? yaptıysan şey. E tamam kardeşim, bir iki tane kripto adamınız yapıyor bunu koruma. Şimdi açtırtma benim ağzımı. Başka adamlardan İstiyorsan aç. gitmişler, adadan buraya silah sevkiyatı yapmışlar. Seri numarası yok üstünde, ne yapayım ben? Boris de dün beni aradı mesela, diyor ki benim emeğim ne olacak? E babacım, senin emeğin ne olacak da şehirdeki düzen ne olacak o zaman? Tamam işte, ben de Tamam. diyorum ki siz Tam şehirde ne düzeni yapacağız? sağlamıyorsunuz 2 kişi olarak. Düzeni. Tamam, bu konu hakkındaki savunmanız bu ama şehrin başından beri yani tüm şehir birbirine girdi. Erdenet, Bragoviç, siz, biz, Artıç, DPVA vesaire diye sayayım burada yani. Gazi Osman Bey Ya. bile savaşa girdi. Peki bunun hakkında hiç toplantı yapıldı mı bugüne kadar? Herhangi bir silah mafyası, herhangi bir ot Bak mafyası bu ben konu sana hakkında burada toplantı sayayım yaptı mı? şimdi. Ya Alex, MET Harlem. gelince toplantı oluyor ya da yeni bir silah gelince toplantı Alex oluyor. Harlem'le burada daha yeniler. Şimdi şöyle bir şey var. Suçsuz yere hiçbir şey yapmayan bir adamın da emeğimin çöpe gidilmesi benim bir kere oldu tamam dedik, iki oldu tamam dedik ama bu olayın açığını örtülmediği sürece, yurt dışından ithal getirilen ürünler fixlenmediği sürece bu bir toplantıyı biz böyle çok yaparız. Çok da böyle silahımızı çalarlar, zırhımızı çalarlar. Şöyle söyleyeyim, tek tek not alıyorum ben. Hepsini gösterebilirim. Kimse söylemeden ben zaten not alıyordum. Benim zaten şüphelendiğim olaylar vardı. Adam geliyor 50 tane zırh alıyor. 2 kere fight atıyor. Birini kaybediyor, birini kazanıyor. Adamın ne zırhı bitiyor, ne başka bir şey. Maymuncuk ben 15 gündür daha satmadım. 15 gündür bir tane maymuncuk ve telsiz satmadım. Geçen 25 tane artıç ailesine sattım. Telsiz ve sadece maymuncu. Bu kadar net söyleyeyim size. 15 gündür diyorum. Ama şöyle bir şey de var. Maymuncuk alındığında zaten bir ev soygunundan 5-6 tane maymuncuk çıkarabiliyorsunuz. Yok, öyle bir şey yok. Tamam, ben sana başka bir Maymuncuk örnek öyle bir şey vereyim. yok Okan, efendim. biz Öyle bir şey yok. alıyoruz. Ben Okan, izi bizzat bir geliyorum. saniye. İzi bir saniye. Ben silah teçhizatı satan bir adamım. Tamam. Fadıl'la iş anlamında dostluğumuz var. Hiçbir problem yok. Hepinizin kayıtları duruyor arkadaşlar. Ben işimi uyuşturucuyu yönettiğimde de sağlam aldım. Kime ne sattık, kimden ne aldı kayıtlı. Bir tane uzatılmış almışsınız. İsim vermiyorum. A kişisi. Ulan bütün adamların silahlarında uzatılmış şarjör var. Benim niye haberim yok? Nerede bu para? Benden aldıysan bu para nerede? Örneğin sen şimdi diyelim ki tamam, bu silahları adadan sokanlar var. Şerefsizler, adiler, it herifler. Hiç problem değil. Ne diyorsanız. Yurt Ben mi dışından hala silah ürünlerin mafyası? Ben mi satışı silah devam mafyasıyım, ediyor uyuşturucu beyefendi. mafyasıyım? Ben mi çözeceğim bunu? Yurt dışından ürünlerin satışını sınırlamadıkları sürece, yani yurt dışında bu olayı halletmedikleri sürece bu olay haftaya yine aynı olay olacak. Yani insanlar düzelmiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Adam bugün yapmış. Tamam, bizim silahları çaldılar. Eyvallah. Ama yurt dışından hala getiriyorlarsa bu ürünleri, getiriyorlardı. Seri Racon numara kestemeyin, sistemi susun. gelmedi mi İzzi Bey? Seri Efendim numara zırh sistemi yok çözdü diye efendim. biliyorum Zırhta ben. seri numarası yok ki. Adam Şimdi bizden geç alıyor. kalınmadı mı Davut? Şimdi Seri aklına mı arıyorsun? diyoruz ki. Bağırmıyoruz şu an. Ne Ya anlayacaksınız abi kardeşim, siz? şimdi bak Birden bir çıkıştınız dakika siz de. Polat, bir saniye. Şimdi ben Buyurun. buradaki bütün babalara sesleniyorum, tamam mı? Şimdi bu defter kalemlere gidip malikanemden getirip masaya sermeyeyim Arık. Şimdi konuşuyorsun da boş konuşuyorsun kardeşim. Senin içinde 6 tane yavşak, şerefsiz, haysiyetsiz adamın
Tamam mı? Deposundan kaç tane silah çıktı? Çıkarayım mı lan kayıtları senin yüzüne, vurayım mı burada? Ya çıkar vur. E tamam, masanın önüne geçmişsin, artistlik yapıyorsun arık. Senin artistik adamlarından kaç tanesi bu silahları gitmiş farklı yollardan almış? Haberin var mı lan senin? Ya kaç tanesi? E tamam, haberin var mı? Ne yapacağım ben? Gazi Osman 3 milyon vermiş. Yemişim lan Gazi Osman'ın 3 milyonda. Ne yapayım ben şimdi? Şehirde adalet var. Bana bak, beni iyi dinle. Adalet var. Tamam bir saniye oğlum, bir saniye. Bekle, beni iyi dinle. Ben sana diyorum ki silahlarda senin adamlarını tek tek karşına çıkartırım, bu masaya bir dizerim böyle. İşemiş'ten metere dönersin. Sen bu şehirde yaşıyorsan benim sayemde ayaktasın arık. O masanın başında duruyorsan bunu önce bileceksin. Şimdi Polat da diyor aynısını lan. Koydum, bak bana yükselme. Ne yükselme lan arık? Varsa senin delikanlığın, gel savaş. Ben sana 100 tane silah vereceğim bugün. Bak bana yükselme. Arık, amcam, beni iyi dinle bak, diyorsun ki. Ya yemişim amcamı lan, amcam kim? Yemişim amcamı. Bana diyorsun ki silahların seri numarası şimdi niye geldi? Ulan biz şehirdeki adamların ne yapıp ne yapmadığını nereden bilelim? Ya kardeşim tamam, bunu da hadi eyvallah. Senin tamam, sen bunu diyorsun da bu devletlik bir olay kardeşim. Sen Davut'la savaşırken buradaki bütün adamları sıkıntıya sokuyorsun. Tamam, kendi ne sıkıntısı var? Davut'la savaşmak istiyorsun. Hocam arık şimdi. Sıkıntıya giden varsa gelmesin. Zorluk çağırıyoruz biz bu adamları. Bakın, şimdi olay ne biliyor musun Sefer? Olay şimdi ben iki tarafında şeyini şey yapayım. Olay şöyle dönüyor. Şimdi suçlu birileri var. Suçlu birilerine sevdiğiniz için yaptırım uygulanmıyor. Yaptırım uygulanmadığı için benim kendi adamlarım ve benim gibi düşünen insanların hakkı yeniliyor. Bu konuda haksızsınız, bilginiz olsun. Bunun yaptırımı en ağır şekilde olmalı. Orasını ben bilmem. Söyle. Şimdi aranızdaki bir düşmanlık var. Tamam, düşmanlığı diyorsunuz ki. Ya kardeşim, Davut'la olan düşmanlığından sana ne ya? Tamam, ben sana ne oğlum? Senin maçan yiyorsa git Boris'le savaş. Boris'le savaştım zaten ben. Boris'i ben savaş kardeşim sen. Yendim. Nasıl yendim? Üst kasabada yenme kardeşim Boris'i bitirdiğin anlamına mı geliyor? Tamam, sen Davut'u bitirdin mi? 50 gündür savaşıyorsun. Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Tamam ya. Davut bir saniye. Davut, ben bundan sonra Davut'la savaşımı iptal ediyorum. Tamam mı? Bundan sonra savaşacağım kişi Arık Böker Denet'tir. Bitti. Herkese dostumdur. Evet, seninle savaş açacağım. Seni gebertene kadar, gırtlağını sıkana kadar savaşacağım. Tamam mı? Kendine mukayyet ol. İyi, hadi bakalım. Hadi İlk bakalım. Elini ardına koyma. Eyvallah. Ha, şimdi sen şimdi şey yaparsın. Silah falan ne yapacağım? Yapmazsın. Ben senin gibi ya, kahpe değilim arık. Sen al, Boris burada. Boris burada. Ben bu adamla kaç kere savaştım? Her aradığında silah sattı mı, satmadı mı Boris? İyi, hadi bakalım sattım. Göreceğiz ya. Hepsi iki katını sattım. Şimdi kahpelik mahpelik, senin amcanı da tanıyoruz. Sizden kandan kana geçmiş olmasın bu kahpelik olayı. Arık, çevirme olmayı. Sinirlendirme arık. Masadayız bak, burada babalar var. Tamam, tamam mı? Dışarıda var. Kozumuzu gelmişsin, paylaşacağız. Kahpe diyorsun oğlum sen. Tamam, ben bütün ya masaya duyuruyorum. Bundan sonra Davut'la barış imzaladım. Tamam mı? Gününü de vereyim. 5 günlük barış imzalıyorum. Ha, beş gün bundan sonra savaşacağım kişi Arık Böke'dir. Bitti. Geri kalan herkes dostumdur. İyi, hadi bakalım. Savaşalım o zaman. Ama savaşalım. Bak, sonra hadi. Yarın öbür gün başka bir şey olmasın. Böyle Davut Bay benim canımcı gerim. Sen başka yerlerden silah almadığın sürece benim için tamam, hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Sen...